kadar çok gündem değişiyor ki o gündemi de takip etmek aslında belki evet. biz gazeteciler için çok cazip bir ülke olduğu kesin. İçinde yaşayınca hep öyle olmuyor. Bir de felaketler olunca hakikaten. Ya tabii gündem değişikliği felaketlerle olunca o çok değişiyor. Ama şu anda Türkiye çok ilginç bir dönem geçiyor değil mi? Evet tabii. Yani biraz önce bu Afganistan konusu bir anda gündemimizde hiç yoktu. Son bir ayda şekillerini verdi. Hem göç konusunda hem de oradaki gelişmeler konusunda. Doğru. Bu konuyu bu Atatürk konusuyla başlayalım istiyorum. Tabii. Bu çevirmenin çevirmediği. Cümleyle başlayalım istiyorum. Bu çevirmenin cüretkarlığı mıdır? Çevirmen bunu çevirmediği için herhangi bir ceza almayacağına emin midir? Yoksa bir talimat mı geldi kendisine? Yani talimatı tam bilemeyeceğiz tabii. Yani belki hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz ama cüreti, cesaret aldığı bir yer olduğu çok kesin. Şunu unutmamak lazım. Aslında AKP'nin bütün iktidarı Cumhuriyet'le hesaplaşma üzerine kurulmuş. Doğal olarak Cumhuriyet'in tüm sembolleriyle, önemli figürleriyle hesaplaşma üzerine kurulmuştu. Yani bunu beceremediğini anladığında işte birkaç yıldır çok fazla üstüne gitmiyor ama iki ay yaştan bugün aslında biz çok fazla yaşadık benzeri işleri. Cumhuriyet ne yarattıysa, olumlu anlamda ne yarattıysa, ilericilik, aydınlanmaya dönük ne yarattıysa aslında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bütün hesabı da bunları yok etmeye dair. Başta laiklik olmak üzere. Doğal olarak da bu süreci yaratan figürlerle de hesaplaşmayı baştan beri çok fazla istiyor. Erdoğan da istiyor. Ama tabii Atatürk çok dokunulur bir figür değil. Yani yani İsmet İnönü daha kolay olabilir, bir başkalarıyla ilgili daha fazla şey söylenebilir ama toplumun neredeyse büyük bölümünün hem fikir olduğu bir lider konusunda ona hesaplaşmaya gitmek ilk başta isteyeceği bir şey değildi. Hep yardımcıları yaptı, danışmanları yaptı ya da yazarlar, yandaş yazarlar bunu yaptı. Ama ilk kez uluslararası bir başbakan varken bütün televizyonlar bunu naklen yayınlarken böyle bir şey yapıldı. Hani bu tabii siz çok yakından takip ediyorsunuzdur. Bu çevirmenin bir hatası ya da duymaması mümkün değil. Gerçekten çok üstüne vurgu ağzında da gevelemedi başbakan. Yani çok net duyuldu. İsim çok net duyuldu. Hani duyamamış ya da başka bir şey mümkün değil gibi. Çok net bir şey söyledi. Bir de orada, yani tercümanlar yeminli tercümanlar. Onlar tabii yeminli. Evet. Sonuçta onların bu yaptığı yanlışların normalde suç olması gerekiyor. İsterseniz haberi bir izleyelim. Doğru. İzleyicilerimiz belki neden bahsediyorsunuz ya diyordur. Evet. Çünkü henüz belki seyretmeyenler oldu. Onu izleyelim. Daha sonra o vurgulamaları göreceğiz. Bir de videomuz var. O videoyu göstermek istiyorum izleyicilere. Has been successful in building a dynamic and robust economy. I am pleased to note that from the great reformist and charismatic leader Mustafa Kemal Atatürk to the current transformational leadership of President Recep Tayyip Erdoğan, Turkey has gone through exemplary nation building and consistent growth in all aspects. Şimdi yurt dışından gelen yabancı işte gerek siyasetçiler gereksi Türkiye'yi ziyaret etmekte olan önemli şahsiyetler Mustafa Kemal Atatürk'e hayranlıklarını özellikle vurgulamak arzusundalar. Çünkü bilirler ki Türk insanı o konuda çok duyarlı. Hassas, evet. Hatta bazıları Anıtkabir'e gidip ziyaret bile ediyor eğer vakti olursa. Hassas olduklarını da bildikleri için Türk insanının. Bunu özellikle söylemiş olabilir Etiyopya Başbakanı. Ancak tercümanın tabii böylesine bir çeviri, hatta ve hatta bu işte reformist kelimesini Erdoğan'la bağlayarak tercüme etmesi. Aslında başbakan bir bütünlük içinde söylüyor bunu. Evet, hani Türkiye'nin geldiği pozisyonu anlatmak için oradan başlayarak, Mustafa Kemal'den başlayarak bir noktaya geliyor. Yani arada söylenmiş bir şey de değil. Cümlenin bir bütünlüğü var ve onun içinde söylüyor ama söylediğiniz gibi oradan bu reformist ya da diğer bütün o öncesinde sayılan olumlu özelliği bir çeşit Erdoğan'a bağlayıp orada bitirdi. Bir yanlışlık olması mümkün değil ama yani buradaki siz de koydunuz zaten cüret çok önemli. Yani bu Taliban, Suriye'de yaşananlar, Türkiye'de Ayasofya vesaire benzeri şeyler aslında siyasal İslam'ın
sürekli AKP'nin de desteklediği işte bir sürü başlık koydunuz. Aslında bunlarla çok ilgili. Yani bir Adalet Bakanlığı'nın yaptığı şeyle bugün bu yaşadığımız tercüman meselesi aslında bağlantılı. Bağlantılı. Yani sonuçta başka bir revanş almaya çalışıyor siyasal İslam. O yüzden Taliban'ı alkışlıyor. Yani bizde yakından uzaktan alakası olmayan bir hayat tarzını da yatıyorlar orada ama fikrimiz yakın diye özetliyor Cumhurbaşkanı. Taliban meselesini bile öyle, fikrimiz evet. uzak değil diyor. Tüm bunlar aslında birlikte değerlendirmesi gereken bir hikaye. Bu açıdan da bu mesele hani bir yanlışlık oldu, üstünden atlanacak bir mesele değil. Belli ki önümüzdeki seçimlere kadar bir şey deneyecekler. Bu meseleyi çok fazla gündeme getirecekler ve zorlayacaklar. Örgütlü bir siyasal İslam topluluğu var cemaatlerle, tarikatlarla. Azınlıktalar ama bunu tekrarlamak istiyorlar. Çünkü örgütlüler, örgütsüz topluluğun üzerine de böyle bir basınç uygulamaya çalışıyorlar. Düşünün Taliban orada belki de dünyanın hakikaten en kanlı örgütlerinden biri iktidara geldi diye Türkiye'de lokma dağıtan İnsanlar var. Yani böyle bir sevinçle karşılayan, coşkuyla karşılayan. Hatta gazeteler var. Yaptıkları, ettikleri bilinmesine rağmen, kadınlara, çocuklara bilinmesine rağmen böyle coşkuyla karşılayan bir anlayış var. Türkiye'de azınlıklar ama örgütlüler ve hükümet desteği alıyorlar. Böyle de bir cüretleri var. IŞİD bu arada tabii terör örgütü. Onlar da bayram yaptı. Yapmaya da devam ediyor. Türkiye'de de söylediğiniz gibi lokmalar dağıtanlar evet. oldu. Halbuki Atatürk'e biraz sahip çıksa ya da sahiplense her Türk insanına daha fazla Türk insanının kalbini kazanacağının bilincinde olmadığını ben düşünemiyorum. Nasıl bir duygudur bu? O kadar kolay bir şekilde ki Atatürk'e yönelik iki cümle söylemiş olsa hani sahiplenmesiyle ilgili ya başarılarınınla ilgili çok daha fazla taraftar ve seçmen toplayacağı kesin. Fakat buna rağmen direniyor. Demek ki bu ne düşmanlık diye düşünüyor insan. Tabii yani bütün aslında öyküleri biraz onun üzerine kurulmadı mı? Yani Cumhuriyet kuruldu. Cumhuriyet'in o devrimlerinden etkilenen Afganistan, Pakistan, Tunus, Cezayir aslında bir dizi benzer iktidarlar geldi orada. Aydınlanmadan yana, ilericilikten yana. Tüm bunlarla hesaplaşıyorlar aslında şu anda. O dönemde halkların aydınlanmaya dönük, ilerlemeye dönük hamleleriyle bir çeşit siyasal İslam her yerde hesaplaştı. Tabii bunun arkasında Amerika var, varsa. Başka bir dizi güçler var. Onların yaptıkları var. Türkiye'de bu aslında yaşadığımız şey bu hesaplaşmayı gidiyor. O açıdan hani bu çok saklanabilir ya da arkaya atılabilir bir değil. Hep ajandadan bahsediyorduk. Hani başka bir ajandaları var mı filan ama baştan beri belliydi bir ajandanın olduğu, siyasal İslam'ın olduğu bir yerde demokrasiler, özgürlükler vesaire dünyanın hiçbir yerinde yaşamadı. Türkiye'de yaşayamaz yani. Erdoğan bütün fikrini değiştirirse o zaman Erdoğan diye bir figüre gerek kalmaz. O zaman kalmaz. Gerek yok. Yani doğal olarak şu anda doğru. durduğu yer o da doğru. Kendince doğru ve orayı tahkim etmeye çalışıyor. Şimdi yabancılar dedik, onlar çok daha fazla Atatürk'ü sahipleniyor sanki. Afganlar özellikle ülkelerinde Taliban gibi bir terör örgütüyle yaşama durumuna geçen ve hatta korkudan da kaçan, ölüm korkusuyla kaçan ve kadınların kadınlara yönelik baskının olacağını bildiği için de ülkelerini ele geçirmek isteyen, geçiren bu kitlelere karşı direnen bir kesim var. Onlar da Atatürk'ün bu laiklik üzerine, ilkesi üzerine kurduğu Türkiye'ye hayranlar. Bir video var, CNN Türkiye çıktı geçenlerde. Geçen el dün çıktı galiba. Arkadaşlarım onu hazırladılarsa o videoda söylüyor açıkça bağlanan bir Afgan genci, bir kadını. Buyurun. Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlıyorum ve tarihimi de biliyorum. O zaman Afganistan'la Türkiye'nin çok yakın dostluğu olduğunu biliyorum. Derin ilişkileri olduğunu hatırlıyorum. Ama çok üzgünüm, çok kötü hissediyorum şu anda. Keşke burada Atatürk'ü daha çok dinleseydi liderlerimiz. Ve eğer Atatürk'ü dinleselerdi Mustafa Kemal Atatürk'ü, o zaman ülkem böyle bugünkü pozisyonunda olmazdı. Bir Afgan gazeteci, kadın gazeteci. Nazira Kazimi, Karimi, kadın gazeteci. Keşke Atatürk'ü dinleseler de ülkem böyle olmazdı diyor. Etiyopya Başbakanı geliyor, Atatürk'ün karizmasından ve devrimlerinden söz ediyor. Ve sonuçta da ülkemizi yönetenler bu isme karşı mücadele veriyorlar. Evet.
Bir de bütün bunlar aslında yaşanılan, bahsettiğimiz şey 1923-38 arası. Yani aslında çok kısa bir dönem ve çok üzerinden de 70-80 yıl geçti. Aslında üstüne çok şey koyması gerekiyor Türkiye'nin. O dönemde yaşanan şeylerin ileriye doğru çok fazla adım atılması gerekiyordu. Tam tersi bir şey yaşandı. Oradaki kazanımlar yavaş yavaş Türkiye'de de ellerinden gitti. Ama en azından şöyle bir şey var. Hani bir Afganistan olmuyorsa, bir Mısır olmuyorsa, Türkiye'nin damarında, yani o Anadolu'nun toprağında o aydınlanmacı, ilerici gelenek o tohum tuttu anlamına geliyor. Bu hakikaten sevindirici. 20 yıldır siyasal İslam'la bir çeşit yönetiliyor. Eğitim sistemi baştan aşağı değişti. Adliyeler başka hale geldi. Toplumsal hayat buna göre düzenlenmeye başladı. Ama bütün eğitim sistemi, özellikle gençlere anlatılan hikayeler falan baktığımızda, yine Anadolu toprağı, o güçlü damar Türkiye'de direndi. Direndi ve aslında son tahlilde futbol statlarından sokağa kadar Cumhuriyet değerleri kazandı siyasal İslam'a karşı. Bence onları öfkelendiren de hikaye bu. Hani Mustafa Kemal'le öfkeleri ya da başka figürlere öfkeleri insan olarak değil. Savaşa girdiler, toplumsal bir savaşa girdiler, toplumu değiştirmeye çalıştılar. Ama toplum direniyor. Direndi. Ve aslında bugün geldiğimiz nokta bu yönetememe, öfkeli hal, gerçeklikten uzaklaşma, başka bir dünyada ait. Ama bu yenilgi aslında. Yani bu şu anda savaş bir çeşit devam ediyor ama çok ciddi anlamda yenildiler. Yani toplumsal anlamda yenildiler, siyasal anlamda yenildiler. Bunun bir çeşit seçimle ya da hukuki bir şeyle resmileşmesi gerekiyor aslında. Bugün yaşadığımız bu. O öfkeleri de kolay kolay bitecek gibi değil. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündüler. Ele geçirince, devlet aygıtını tırnak içinde ele geçirdiklerinde her şey değişeceğini düşündüler. Ama bu ilerlemecilik, aydınlanmacılık, devrimcilik öyle sadece kitaplarda yazılan ya da bir iki mekanizma değiştiğinde değişebilecek bir şey değil. Eğer o toprağı Anadolu toprağında varsa orada büyüyor, gelişiyor. Orada çok önemli bir direniş Türkiye halkı gösterdi aslında. Yani 20 yıl az bir süre değil. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde okula başlayanlar 27 yaşında bütün eğitim sürecini orada yaşadılar. Ama gençlerin tamamı, neredeyse %70'i bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarını istemiyor. Üniversitelere kurulan sandıklar belli, seçim sonuçları belli, özellikle yerel seçimleri sonucu ortada belli. Kadınlar fikirlerini değiştirdiler. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren kadınlar fikirlerini değiştirdiler. Çünkü ne iş hayatında ne ev hayatında siyasal İslam'ın, AKP'nin hayalinin onlara özgürlük, eşitlik, refah verebileceğini düşünmüyorlar artık. Bunu gördüler, tam tersini gördüler. Bugün hele Taliban'ı vesaireyi öven açıklamalar Türkiye'de, Türkiye gibi bir toplum için siyasal intihardır. Yani herkes görüyor, birkaç tane gerçekten dar, radikal İslamcı grup dışında, işte onlar da belli, cübbeli vesaire. Yani toplumun çok önemli bölümünü meczup olarak gördüğü, her türlü aslında ahlak dışı ilişkilerde 50 kez teşhir olduğu bu insanlar çıkıp Taliban'ı desteklemesi hiçbir anlam ifade etmiyor. Toplumun çok önemli bölümü öyle bir rejimi, öyle Taliban bir... Taliban ve ona benzer düşüncelere karşı reddediyor. Zaten Türk insanına çok uymayan... Sosyal medyada bu Atatürk'le ilgili tercümenin yapılmamış olmasına yönelik tepki var ve daha sonra da Erdoğan'ın Taliban'la ilgili yaptığı açıklamayı ve daha doğrusu bir de eklemek isterim ki Doğu Perinçek'in Atatürk-Taliban karşılaştırmasını da senden almak isterim sevgili Yaşar. Cihan Erdönmez diyor ki bir çevirmenin Atatürk'ü sansürleme ihtiyacı duyması Atatürk'ü küçültmez, tersine yüceltir diyor. Niye mi? Akıl ve düşünce dünyası böylesine yoksullaşmış bir ülkede 100 yıl önce yaşayıp sadece ülkeye değil tüm dünyaya ışık saçan, çağını fersah fersah aşmış bir lider olduğu için. Gayet iyi özetlemiş. Tunca Özkan'ın bir paylaşımı var. Diyor ki terör örgütü Taliban'ı övmek serbest, Atatürk'ü övmek yasak. Erdoğan ile basın toplantısı yapan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Atatürk'ü övdü, sarayın çevirmeni o sözleri sansürledi. Profesör Doktor Bengi Başer'in bir paylaşımı var. Kendisi sadece koronavirüs ya da salgınla ilgili değil, aynı zamanda ülkenin değerlerine sahip çıkan paylaşımlar da yapıyor. Onun yarattığı özgür düzenden beslenin, kurduğu cumhuriyetin tüm nimetlerinden yararlanın ve onun adına bile
tahammülünüz olmasın. O minik akıl oyunlarınız Atatürk adını silmeye yeter mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz demiş Profesör Doktor Bengi Başer. Tuğba Torun'un bir paylaşımı var. Atatürk'ü sansürleyerek olmaz canım. Dünya tarihini yakmanız lazım demiş. Böylelikle az önce Yaşar Aydın da söylediği gibi Atatürk'le ilgili yapılan bu sansürleme, işte konuşmama, hatta karalamaya yönelik bir kampanyanın ters teptiği de ortada, değil mi? Tabii, kesinlikle. Başka farklı düşünülemezdi. Yani başka bir reaksiyon beklemiyordum aslında. Çünkü gerçekten kaybettiler. Yani şey açısından siz de söylediniz. Bugün Taliban meselesinde 3 tane lider konuşuyor. Doğu Perinçek, Bahçeli, Erdoğan. Yani bütün meselede yan yana gelen 3 tane figür aslında. Hani Doğu Perinçek nereden geldi, nereye gitti falan diye düşünebilirsiniz ama belki hep oralardaydı. Onu da bilemiyoruz. Geldiği yerde Mustafa Kemal'le benzetmesi, bir devrim olarak nitelemesi. Hatta bugünkü gazetede yazıyor. Önce kurtardı, sonra laikliği getirecek. Hani laikliğin de Taliban eliyle gelebileceğine kadar düşünen bir aymazlığa doğru gitmesi. Bu akıl tutulması ya da iktidarda kalma, bu blokun, bu cephenin iktidarda kalması için her türlü şeyi yapmaya hazır olduklarını gösteren bir şey. Tamamen gerçeklikten kopmuşlar. Türkiye halklarından kopmuşlar. Türkiye'deki gerçekten kopmuşlar. Umurunda değiller. Bir tane şeyi ele geçirmişler, devlet aygıtını ele geçirmişler. Buradan yönetebileceklerini düşünüyorlar ama Türkiye 80 milyon gençleri çok iyi eğitim almış, dinamik, iyi bir gelenekten geliyorlar, sağlam bir gelenekten geliyorlar. Öyle bir aygıtı ele geçirmekle, hakikaten hocamız da çok doğru söyledi, minik akıl oyunlarıyla kolay aldatılabilecek bir ülke değil. Yani bunu da gösterdi zaten. Evet, 7'den 77 hatta Erdoğan'ın Taliban'la ilgili yaptığı açıklamaları da haber olarak verelim. Daha sonra Yaşar Aydın'la konu üzerinde de duralım. Taliban'a yaklaşımı Erdoğan'ın aslında olması gereken Suriye ve Mısır'a olan yaklaşımından çok çok farklı. Neden? O soruyu tabii soruyoruz ister istemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara yakın medya kuruluşlarının ortak yayınındaydı dün akşam. Taliban'a dair açıklamalarda bulundu. Taliban ile görüşme tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz dedi. İktidarlı açıklamalarını da benimsiyoruz dedi. Katkıda bulunmak mümkün değil. Afganistan bizim için güçlü tarihi, beşeri, kültürel bağlarımızın olduğu kardeş bir ülke. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidara yakın medya kuruluşlarının ortak yayınına katıldı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkelerimiz arasında 1 Mart 1900... Kendisine Afganistan'da kontrolü ele alan Taliban soruldu. Erdoğan verdiği yanıtta Türkiye ile Afganistan arasında tarihi bağların olduğunu söyledi. Yönetimde kim olursa olsun, iyi ve kötü gününde Afganistan'ın yanında yer almak hem ahde vefanın hem de kardeşliğimizin gereğidir. İlgili kurumlarımız bir süredir zaten Taliban'la irtibat halindeydiler. Erdoğan Taliban'la görüşülebileceği yönündeki sözlerini tekrarladı. Bu tavrımızı bugün de muhafaza ediyoruz. Türkiye'nin çıkarlarının korunması noktasında her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyleyen Erdoğan, tartışma yaratacak bir ifade kullandı. Taliban yöneticilerinin yaptığı itidalli ve ılımlı açıklamaları bizler de memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'ye yaklaşımı köşeli değildir. Daha dikkatlidir. Ve bizimle olan ilişkilere yaklaşımı dış politika açısından çok daha hassastır. AKP'li Cumhurbaşkanı birçok toplantıda bu hassasiyetin görüldüğünü ifade etti. İtidalli ve ılımlı açıklamalardan söz etti Erdoğan. Aynı zamanda Türkiye ile ilgili yaptığı açıklamalarda köşeli olmadığını söyledi. Dolayısıyla herhalde bir sıcak hisler duyuyor. Nasıl karşılıyorsun Yaşar Aydın bu açıklamaları? Yani başka kaynaklardan besleniyoruz herhalde. Ben Taliban'ın ilimli açıklaması dediği ne? Bir televizyona bir kadın sunucunun, başı yarı örtük bir kadın sunucunun karşısına çıkan bir Taliban sözcüsünü gördük. Ama çok açık şey söyledi. Şeriat kanunları uygulanacak ve kadınlar da şeriat kanunlarının uygulanmasından göreceksiniz memnun kalacak dedi. Taliban'ın bütün liderleri şu anda illegal olan, yer altında olan ve çok yakında saraya gelecek ve bir çeşit devleti yönetmeye kalkacak liderlerin
Bütün geçmişine bakarsanız hukuk alanında kim ne yaptığı zaten öyle askeri alanda, siyasi alanda, hukuk alanında diye bölüşmüş bu liderler. Bütün uygulamaları, Taliban ilk kez yeni tanıdığımız bir örgüt de değil. Ülkeyi yönetmiş bir örgüt. Hani bir dönem, çok uzun dönem olmasa bir dönem yönetti. Sonra da kendi bölgesini yöneten bir anlayış Taliban ve neler yaptığını, meseleye, hayata nasıl baktığını, kadına, eşitliğe, özgürlüğe nasıl baktığını, hatta emek mücadelesine nasıl baktığını bu çok net bir şekilde bize gösterdi, defalarca gösterdi ve bundan vazgeçtiğine dair hiçbir cümlesi de yok. Bundan vazgeçtik. Sadece uluslararası ilişkiler hazır olduğunu söylüyor. Çünkü başka şansı yok bunu yapacak. Ama hem oradaki kadın örgütleri hem diğer demokratik kitle örgütleri çok açık bir şekilde söylüyor ki biz Taliban'la birlikte yaşadık, bedelini ödedik ve başımıza ne geleceğini biliyoruz. Erdoğan nereden biliyor? Nasıl bir güvence aldı ki ılımlı bir mesajdan bahsediyor? Ortada bir ılımlı mesaj yok. Yapacakları çok açık. Orayı karanlık bir şeriat anlayışıyla yönetecekler. İnsanları evlerine hapsedecekler. Yeraltı, yerüstü bütün değerlerini, Afganistan'ın bütün değerlerini satacaklar. Uyuşturucuyla birlikte. Şu andaki zaten oradaki biraz maden var. Madenlerin peşindeler. Lojistik şeyi olarak lojistik alan tuttuğu yer önemli. Çin'le, Rusya'yla o alanda Afganistan önemli bir coğrafya parçası. Orada bir şeyler yaptırmaya çalışacaklar. Erdoğan da buradan belki de orada pozisyon alırım diye düşünüyor. Ortada bir ılımlı mesaj yok, gerçekten yok. Türkiye'ye dair köşeli mi değil mi? Bunları söylemek için de çok erken. Yani dış politika açısından baktığınızda iki tane cümleyle ya da İslam'la bir ilişki kurduğunuzda, Pakistan'la kurduğunuz ilişki filan bunların garantisi olamaz. Bundan bir ay önce de Türkiye çok sert sözlerle Taliban yaklaşıyordu. Buraya gelirseniz işgalci muamelesi görürsünüz, karşılığını yaşarsınız diye. Şu anda ne değişti onu görmek hemen geldiler bugünler. Ama herhangi bir şey. Evet. Şimdi orada hemen Türkiye ile iyi ilişkiler kuracak ya da başka noktaya getiririz ilişkileri demek için erken. Ama Taliban'la elbette Taliban'ın dediğini yaparsanız, onun istediklerine boyun eğerseniz, onu tanırsanız, Taliban gibi bir anlayışın yönettiği bir ülkeyi tanırsanız ve onunla sıcak ilişkiler kurarsanız elbette bir sorun yaşanmayız. Ama orada söylenen Afganistan'a kim gelirse gelsin yardım ederiz, ahde vefa. Bunlar ahde tamamen vefa. Hakikaten... Kardeşlik, ahde vefa. Yani işte. Siz onu çok iyi özetlediniz aslında. Mısır'da, Suriye'de de Suriye halkıyla dayanışabilirdiniz. Mısır halkıyla dayanışabilirdiniz. Niye orada... Kim gelirse gelsin. Kim gelirse gelsin. Yani bu... Sisi geldi diye... Bu tamamen aslında yaptığı ilişkiler. Şeyin Taliban meselesinde insanlar ikna edemeyeceğini biliyor. Yani Taliban'la kurulan ilişkinin Türkiye toplumunun içine sindirmeyeceğini biliyor. Buna uygun birkaç tane cümle kurmaya çalışıyor. İkna edici değil kesinlikle. Çünkü ne arka planı, Erdoğan'ın bütün siyasal arka planı bugün söylediklerinin tam tersi o anlamıyla. Her ülkenin neredeyse bölge ülkenin iç yönetimine karıştı Erdoğan. O lideri sevmedi, öbürünü sevdi, o öbürüyle başka türlü ilişki kurdu. Gerçi şimdi Birleşik Arap Emirliği ile de oturdu bir şeyler yapıyor. Yani o vazgeçti herhalde bazı düşmanlıklardan, tekrar bazılarıyla yeniden dostluk kuruyor. Bütün hikayesi para geleceğini düşünüyor galiba. Para geleceğini ya da Amerika'nın yeni siyasetine bunun daha uygun olacağını düşünüyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Belki biraz zorunlu İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'la Orta Doğu'da ilişki kurmaya zorunlu artık belki de bilemiyoruz. Çünkü Libya işi AKP'nin açısından, Erdoğan açısından bir kabusa döndü. Evet. Başarısız bir hamle oldu. Suriye'de ne olacağı belli değil. Devre dışı kalma ihtimali çok yüksek son görüşmelerle. İşte elinde bir Afganistan'da tekrar bir pozisyon alıp Asya'da belki bir şey yapabiliriz. Oradaki pozisyonumuz dışarıda belki pazarlığımızı biraz daha güçlendirir diye düşünüyor. Çünkü Orta Doğu'da şeyi kaybetti. Oyun kurma ya da oyunun içine dahil olma gücünü kaybetti. Biraz gözünü o tarafa dikti ama orası çok daha tehlikeli. Orası tam bir yani, çukur. Çıkması zor. İşte gelenleri gördük. Yani evet. Hakikaten Türkiye'yi başka bir tehlikeye atabilir orası. Ama bunları düşünen bir iktidarla karşı karşıya değiliz. Yönetilemiyoruz diye sizin bir yazınız var. Onu da izleyicilerle paylaşacağım biraz sonra. Prompter'dan ülke yönetmek diye. O güzel bir yazı. Onu özetleyeceğiz. Şimdi sizin birkaç mesajlarınızı göstermek ve okumak istiyorum.
arkadaşlar bu tarafa doğru döndürürlerse kamerayı, Atatürk olmasaydı Afganistan gibi olurduk demiş bir izleyicimiz. Atatürk, atam izindeyiz. Olmasaydınız bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazdı. Saygımız sonsuza dek demiş bir başka izleyicimiz. Atatürk olmasaydı Afganistan gibi olurdu demiş. Aşağı yukarı aynı şeyleri söylemiş bir başka izleyicimiz. O olmasaydı biz olmazdık demiş. Afganistan'ı çoktan sollamıştık Atatürk olmasaydı diye dalga geçmiş bir izleyicimiz. Eşcinsellik haramda, Diyanet İşleri'ne bağlı olan yurtlarda küçük kız ve erkek çocuklarına tecavüz helal mi? Bunu da sormak lazım diyor bir başka izleyicimiz. Atatürk olmasaydı kimliğimiz olmazdı demiş bir izleyicimiz. Atatürk'ü bütün dünya tanıdı, düşmanlar dahil bir tek vatan hainleri anlayamadı diyor bir izleyicimiz. Ümit Belkavak Deniz diyor ki Atatürk olmasaydı ne üzerimdeki burka, ne bileklerimdeki zinciri, ne sırtımdaki kırbaç ve ne de tepeme yağacak taşlar. Hepsini bir kenara koyayım da bir kadın olarak ne öğretmen, ne doktor, ne hakim, ne savcı olurdum. Sen olmasan sadece bir hiçtim atam, hakkın ödenmez demiş. Yüksel Erkoç Ordu Gölköy'den diyor ki ülkenin kurucusuna saygı duymayan kim olursa olsun, makamı ve konumu ne olursa olsun, o büyük önderin kurucusu olduğu ülke halkından saygı bekleyemez demiş. Bir başka izleyicimiz İstanbul'dan Songül Emren, Atatürk olmasaydı bugün biz Afganistan'dan daha beter olurduk. Eğer Atatürk yaşasaydı bugünlerde Taliban gibi bir gericinin adı bile geçmezdi Türkiye'de demiş. Dünya lideri Mustafa Kemal Atatürk tüm dillerde çevrim yapılmadan anlaşılan tek kişidir diye anlamlı bir cümle yazmış bir başka izleyicimiz. Atatürk olmasaydı Orta Doğu'ya dönerdik. Şeriat olurdu, özgür, aydın, okumuş, seçme seçilme, laik Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Kadınlar Afgan kadınları gibi olurdu. Atam sana minnettarım. Işıklar içinde uyu, mekanın cennet olsun. Seni hep kalbimizde yaşatacağız demiş bir başka izleyicimiz. Bu toprakların gördüğü en büyük aydınlanma hareketi olmazdı Atatürk olmasaydı demiş bir başka izleyicimiz. Gelecek olan mesajlarınızı yine yayınlamaya devam edeceğiz. Şimdi bu göç konusu başladı Taliban konusuyla birlikte ve Cumhuriyet Halk Partisi bu sınır namustur cümlesine sahip çıktı. Hatta genel merkezi astı. Şimdi o haberi mi verelim? Sınır namustur pankartını gösteren haberi. Daha sonra bu göç konusunda bazı sorularım olacak Yaşar. Şimdi Afganistan'dan geliyorlar. Türüler halinde geliyorlar. Ülkeye akın akın giriş yapan Afgan mülteciler konusu siyaset gündemindeki yerini koruyor. CHP'de göçmenler konusundaki net tavrını koruyor. İran üzerinden Türkiye'ye yönelen konsolsüz Afgan göçüne ilişkin eleştirilerini yoğun şekilde sürdüren ana muhalefet partisi sınır güvenliğine yönelik tepkisini genel merkez binasına taşıdı. Binaya Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının da yer aldığı "Sınır namustur" pankartı asıldı. CHP lideri de sosyal medya profilindeki fotoğrafını "Sınır namustur" ifadesinin yazılı olduğu görselle değiştirdi. Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından da mültecilerle ilgili bir paylaşım yaptı. Amerika'ya işaret etti. Birçok ülke Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız açıklaması yapıyor. Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş dedi. CHP Genel Başkanı Türkçe ve İngilizce attığı tweetinde göçmen politikası konusundaki netliğini korudu. Paylaşımında dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda hiç konuşulmamış. Nedense tam o toplantıdan sonra on binlerce Afgan sığınmacı ülkemize yöneldi. İster yazılı ister sözlü bir daha asla böyle anlaşmalar yürürlüğe girmeyecek dedi. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş ve bir kez daha söylüyorum, yeni sığınmacılar getirecek hiçbir anlaşmaya imza atmayacaksın demişti. İstanbul'un farklı noktalarına "Hudut namustur" pankartları asan 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bu arada illere göre haftalık COVID-19 vakaları yayınlandı. Onu da zaten alttan okuyorsunuzdur. Bütün bunların hepsini ayrıntılarıyla 12'den sonraki bloğumuzda konuşacağız zaten. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu konuğumuz olacak aynı zamanda. Şimdi göçmen konusu giderek Türkiye'de ağırlıklı olarak gündemi oluşturan konu oldu. Zaten Suriyelilerin sayısının oldukça fazla olması, ardından Afgan göçü
ve önlenemez bir göç değil, belki de teşvik edilen bir göç durumunda düzensiz bir şekilde Türkiye'ye geliyor olması şimdi artık siyasi partilerin de konusu, ana konusu oldu. Ne düşünüyorsun Sevgili Yaşar? Yani öncelikle Suriyeliler ve Afgan göçünü ayırmamız gerekiyor. Lazım. Bu son bir aydır yaşadığımız Afgan göçü çok açık ki, şimdi zaten Amerika 4-5 tane ülkeye Afganları almaya başladı. Hani ben daha sonra bunları sizden alacağım dedi, bazılarını seçerek alacağım dedi. Tampon ülkeler belirledi. Herkesi de belli sayı verdi. Türkiye biraz kaotik biçimde bu tampon ülke oldu Afganistan açısından ama çok açık ki gelenler Amerika ile birlikte Afganistan'da çalışan gençler. Ya ordunun içinde ya Amerika'ya lojistik anlamda destek olmuş, özellikle getirilmiş bir ekip var. Hani arabalara konmuş, Türkiye sınırına kadar getirmiş. İşte bir tane bizim otobüs firmalarından biri onları almış. Yani bunlar da belli insan kaçakçılığı yapan. Ta Azerbaycan'dan alıp getirdiği söyleniyor. Türkiye'ye kadar getirmiş. Bu bir anlaşma olduğu çok açık. Aynı anda bir düğmeye basılmış gibi yüzlerce Afganlı belli bir yaş aralığında, 18 ile 40 yaş aralığında yüzlerce Afganlı otobüslerle Türkiye'ye gelmesinin başka bir izahı yok. Bazı ülkeler bunu Amerika ile anlaşarak yapıyor, imza atarak yapıyor. Ben 2000 tane alırım diyor, 20 bin tane alırım Almanya diyor. Almanya mesela 2000 alacak. 2000 alacağını söyledi filan. Başka yerlere de birkaç tane. Ama Türkiye böyle bir anlaşma yapmadı, bundan tepki alacağını da bildiği için göz yumdu, sınırlarını açtı bir şekilde iktidar ve Afganların Türkiye'ye gelmesini sağladı. Şimdi bir bölümü bitecek anlaşılan, yani alabildiğini aldı. Bundan sonra biraz daha dikkatli gelecek. Eğer bir sivil göç, bunlara gelenlere sivil göç dememiz mümkün değil Zeynep Hocam. Yani çok açık ki sivil değil. Yani Afganlar geliyor ama bunlar orada Taliban korkusuyla ya da çünkü gelmiş kişiler değil. Değil. Yani onlar Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte görev yapmışlar, pozisyon almışlar, yardım etmişler Amerika'ya filan Taliban karşısında. Amerika da onları bir şekilde oradan uzaklaştırıyor, daha güvenli alanlara çekiyor. Yapılan iş bu. Hepsini uçağa dolduramayacağı için bazılarını bu yolla Afganistan'dan çıkıyor. Bundan sonra sivil göçler olabilir tabii. Yani Taliban'ın izleyeceği politikaya bağlı olarak kaçanlar sivil göçler, olabilir. Kaçmaya çalışacak insanlar olabilir. Türkiye'de buna karşı bir görev verilmiştir Türkiye'de. Yani yine buna bu gelenleri ilk alacak ülkelerden biri Türkiye. İran'ın çok fazla buna ikna olacağını zannetmiyorum. Zaten sıkıntılı bir süreç yaşıyor Taliban'la, Taliban iktidarıyla kendi sınırına dair bir sıkıntılı süreç yaşıyor. Ya Pakistan'a gitmeye çalışacaklar ya Türkiye'ye gelmeye çalışacaklar. İran'ı geçip ama. İran'ı geçip. İran geçmeye izin veriyor. Kalmada problem var. Yani Türkiye'ye gidilecekse İran açısından sorun bir yok. Sıkıntı yok. Orada kalmasınlar. Yeter ki orada sınırında öyle bir güvenli alan yarattı, koridor yarattı. Türkiye'ye kadar uzattı o koridorunu. Zaten İran'da bir zorluk olsaydı bu kadar rahat Türkiye'ye gelmeleri, bu kadar kısa sürede Türkiye'ye gelmeleri mümkün değildi. Yürüyerek gelinecek bir mesafe değil tabii çok canım. Fazla. İran bu konuda bir sıkıntı yaratmıyor. Biz bu ikinci dalgaya da bu anlamıyla hazırlıklı olmamız lazım gibi geliyor bana. Yine Adalet ve Kalkınma Partisi Erdoğan bu konuda da sanırım Biden'a çeşitli güvenceler vermiş. Yani bunun sonuçlarını yaşayacağız. Suriyelilerden daha tehlikeli bir süreç de başlıyor bizim açımızdan. Siyasi partilerin şu anda yaptıkları o direnç, sınır namustur gibi söylemlerle yaptıkları o direnmeyi nasıl buluyorsun? Yani bu alanda hani çünkü giderek tabii Türkiye içerisinde bir öfke de oluşmaya başladı. O öfkeyi belki dindirmeye de yönelik bir eylem olabilir bu. Hani biz sahip çıkıyoruz merak etmeyin bu kadar da başıboş bir ülke yok anlamına da olabilir. Çünkü o Altındağ'daki olay insanı ürküten bir olay. Tabii yani bir iktidara basınç yapmaya çalışıyor. Yani namus gibi filan tartışılabilecek eril cümlede çok ben hani desteklemediğimi söyleyebilirim. Evet. Yani başka türlü tanımlanabilir bu mesele. Evet, o namus kelimesini kullanmasınlar yani, daha evet, iyi. Ben çok çünkü çok kadınsıl bir evet, kelime. Yani ülke başka türlü de korunabilir ve başka türlü de tarif edilebilir evet, bu evet. Mücadele. Ama siyasi iktidara karşı basınç uygulama konusunda sona kadar bunu yapmak durumunda. Çünkü Türkiye'nin geleceği, ülkenin geleceği söz konusu. Hiçbir dünyada, hiçbir ülke açık sınır politikası izleyemez. Evet. Özellikle böyle bir coğrafyada hani bu çok saf dillik bir hareket olur. Yani geliyorlar ne yapalım orada mı yapılsın bu ne kimin geldiği, bunların nereden geldiği,
özelliklerinin ne olduğunu bilmediğim bir topluluk. En azından bunu yapabileceğim bir noktaya getirmen lazım. Ki hakikaten bu Afganistan'dan gelenler Suriye Savaşı'ndan kaçanlara da çok fazla benzemiyor. Orada bile başka şey yapması lazımdı. 10 yıldır Suriyelilerle birlikte yaşıyoruz Türkiye'de. Erdoğan başka bir şey yapmak durumundaydı, siyasal iktidar. Onu da yapmadı. Ama bu iş çok tehlikeli. Gerçekten Türkiye kendini bir şekilde korumalı. Bu anlamıyla muhalefetin basınç yapmasını destekliyorum ama dili başka türlü kuramıyorum. Dili, namus kelimesi olmadı. Bence de olmadı. Vaktimiz varsa bir haberimiz daha var. Yoksa ikinci bölüme mi bırakalım? Sevgili İpek yönetmenim, ne diyorsun? İkinci bölüme gidelim. Peki. Bol bol konuşacağız. Zaten sadece bu değil. Bu göçmenler konusunda uzmanların uyarısı var. Onu da vereceğim. Aynı zamanda izleyicilerimizin mesajları da gelmiş. Onu da vereceğim. Ama şu Adalet Bakanlığı'nın skandal bir cevabı var. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesi'ne yönelik yolladığı bir yazı. O konuyu özellikle seninle konuşmak istiyoruz. Bu arada tabii biliyorsunuz her seferinde biz ikinci bölümüne giderken birilerinin günlerini kutlamayı seviyoruz. Özellikle müzisyenlerin, sanatçıların. Bugün de Fedon sıramızda. Fedon 75 yaşına girmiş. Genç delikanlı, yaşlı delikanlı, artık ne dersiniz deyin. Fedon'un her zaman o dinamik hali devam ediyor. İyi ki var hayatımızda. Onun o güzel şarkıları bize çok çok güzel şeyler hatırlatıyor. Fedon'un küçük bir melodisiyle yaş gününü kutlamış olalım. Birazdan görüşeceğiz.